Çok daha rahatlıkla girebiliriz. Dolayısıyla ameliyat... Koç Üniversitesi Hastanesi Üroloji Bölümü doktorlarından Profesör Doktor Ahmet Erdem Can da robotik cerrahinin özellikle kanser tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerin başında yer aldığını belirterek prostat, böbrek ve mesane kanseri ameliyatlarında yöntemin nasıl uygulandığını ve hastaları için avantajlarını Hangi anlattı. branşlar kullanabilir? Örneğin biz üroloji uzmanları karın içinde en fazla prostat... Profesör Doktor Can da robotik cerrahide hastaların daha az komplikasyon, daha az kanama, daha hızlı iyileşme ve ufak kesiler yapılması nedeniyle daha az ağrı ile hastaneden daha kısa bir sürede taburcu olduğuna dikkat çekti. Bu robotik sistemin kollarının olduğu bölge hastamızın ameliyat edeceğimiz vücut bölgesine bağlanmakta. Örneğin karın bölgesinde bir ameliyat gerçekleştireceksek bu robotun kolları karın bölgesinde açılan 8 milimetrelik deliklerden karın içine gönderilmekte. Bu robotun gördüğümüz gibi 4 tane kolu var. Bir tanesine 3 boyutlu kamera bağlanmaktadır. Yine bunun boyutu da 8 milimetredir. Diğer kollarına ise ameliyat yapmakta kullandığımız örneğin robotik makas, robotik doku tutucu ya da robotik dikiş atmada kullandığımız robotik enstrümanlar bağlanmaktadır. Bunların hepsi steril olarak her hasta için ayrı olarak kullanılmaktadır. Profesör Doktor Erdem Can da 50 yaş üzeri erkeklerde sıklıkla karşılaşılan prostat kanserinde erken tanıyla hastalığın erken dönemde tedavisinin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Bu robotik sistemin kollarını kullandığımız bir de konsol var. O da yine arkamda yer almakta. Cerrah bu konsola oturarak robotun kollarının dördünü birden kamerayla beraber kullanmaktadır. Bu robotik kamera 3 boyutlu bir görüntü sağlar ve dokuları, organları en az 10-15 kat büyütme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla ameliyatı yapan cerraha hem 3 boyutlu hem de büyüterek görüntü sağlamaktadır. Böylece cerrah dokuları, organları, ufak damarları, sinirleri büyüterek detaylı olarak görebilmektedir. Diğer kolları kullanarak 8 milimetrelik bu aletlerle karın içinde elimizin ulaşmasının zor olduğu yere çok daha rahatlıkla girebiliriz. Dolayısıyla ameliyatı yapan cerraha büyük büyütme altında ince bir işçilik yapma imkanı sağlamaktadır. Robotun kullanımı sırasında cerrahın elinde oluşabilecek herhangi bir titreme asla robotik kollara, dolayısıyla hastanın vücuduna yansıtılmamaktadır. Bu çok önemli bir avantajdır. Bu robotik sistemi karın içinde hangi branşlar kullanabilir? Örneğin biz üroloji uzmanları karın içinde en fazla prostat kanserlerinde kullanıyoruz. Bundan ayrı olarak böbrek kanserlerinde, idrar torbası yani mesane kanserlerinde çok sıklıkla kullanıyoruz. Böbrek üstü bezinin ameliyat gerektiren bazı hastalıklarında, kadınlarda bazı idrar kaçırma ameliyatlarında, böbrek naklinde çok yoğun olarak kullanmaya başladık. Çocuklardaki ya da gençlerdeki böbrek çıkım yolu darlıklarında da biz robotik cerrahi çok yoğun olarak kullanmaktayız.